Beyler bayanlar, this is Kero Wrestling. The following contest is scheduled for one fall and is for the Non-Stop Championship. Hayır, kulaklarınız sizi yanıltmadı. Kero Wrestling bu hafta açılışı Non-Stop Championship maçıyla yapıyor. Ve Roddy Piper'la yapıyor tabii ki de. Dolayısıyla diyebiliriz ki arkasında da Ronda Rousey'i unutmamak gerek ki zaten ne mümkün. Yani diyebiliriz ki inanılmaz, muhteşem, çılgın bir açılış yapıyoruz Kero Wrestling'e. Evet, tam çılgın dediğimde Roddy'nin de çıldırması çok hoşuma gitti. Hemen maaşına ikramiye. Beyler bayanlar, bu bölümde sadece 5 maç olacak geçen bölüm olduğu gibi. Ama dediğim gibi normalde geçen bölüm olacaktı sadece. Bu bölüm olmayacaktı ama pay-per-view'ü bir hafta geciktirmek istedik Onat'la birlikte verdiğimiz karar. Zaman sıkıntısı doğuyordu. Dolayısıyla hani 7 maçlık bir bölümü 10 maçlık 2 bölüm yaptım. Anlatabiliyor muyum? Yani bence yine kardayız. Yine kardayız. Bu Bad Blood haftası beyler bayanlar. Bu Kero Wrestling'den sonra Bad Blood pay-per-view olacak. Universal Flag kemerleri korunacak. Kero Wrestling kemeri korunacak. Ve tabii ki de Non-Stop kemeri korunacak. Ve bu Bad Blood pay-per-view'den sonra da 2 hafta sonra Onat'ın bir pay-per-view olacak. Sanırım onda birlikte sunuyor olacağız. Tıpkı Survivor Series'de olduğu gibi detaylar haftalar ilerledikçe verilecektir size. İşte The Best in the World. Hiç beklenmedik bir şekilde Aleister Black'i yendi. Çok güzel bir coast to coast'la yendi. O yüzden çok bir şey diyemiyorum. Ve Non-Stop Champion oldu Shane O'Mac. Adamla dalga geçmek için söylüyordum ben Best in the World olayını. Ama geldi böyle teker teker yedirtti bana adam. Anlatabiliyor muyum? Hakkını vermek gerekiyor. Shane O'Mac çok iyi gidiyor şu an. Kero Wrestling'de başarılı yani. Ve Roddy Piper'ı da yenerse artık yani Best in the World şakasını falan da kaldırmak istiyorum bu adamdan. Gerçekten Best in the World demek istiyorum Piper'ı yenmek için, çünkü yani o kadar yetenekli olman gerekiyor. Piper geçen hafta Tony Nese'i uyuttu. 8 tane kası olan, abdomini olan adamı uyuttu yani sleeper hold'la. Shane zaten yaşlı, o yüzden uyuması daha muhtemel. Bakacağız. Piper hazır gibi gözüküyor. İnsanlara şöyle bir baktı. Hani taunt bile yapmıyor. Onu bile hak etmiyorsunuz diyor. Çok çok odaklanmış durumda. Ama karşısında aynen öyle New York çocuğu. Bakalım McMahon'ın tavrı nasıl olacak? Kemerine baktı şöyle bir. McMahon'dan de soğuk bir tavır görüyoruz. Ben belki kemeri gururla kaldırır diyordum ama bir kez daha bakıyor kemerine. Shane neden bunu yapıyor bilmiyorum. Acaba şüphelendiğinden mi? Belki de emin değildir. Bakarsanız Rowdy'ye gayet emin gözüküyor kendinden. Belki de Shane burada kaybedeceğini düşünüyor. O yüzden sürekli bakıyor kemere. Göreceğiz. Göreceğiz yani, beyaz kemer bir de. Tam Roddy Piper'ın zamanından kalma kemerler gibi. Evet, Intercontinental kemeri beyaz o zamanlar. Hani o yüzden Roddy daha alışık ve iki tane high rake. Hakem bir şey demeyecek. Çünkü Kero Wrestling'de hani o kadar basit küçük hareketlerden her ne kadar illegal olsa da maç bitirmiyoruz. Özellikle şampiyon maçı bitirmiyoruz. Ooo! Shane McMahon Roddy Piper'a doğru koşmak gibi büyük bir hata yaptı ve o arm drag'dan sonra ringden çıkan sesi duydunuz. Resmen ring kırılacaktı. Bir arm drag'den yani. Ama neyse ki Shane hemen ayağa döndü. Ve maç başlar başlamaz bir chinlock yapayım dedi. Roddy Piper ikramiye almıştı benden. Shane McMahon'in maaşından keseceğim bir daha chinlock yaparsa. Non-Stop Champion falan dinlemem. Ha bak, çok güzel bir dropkick. Yani bak, chinlock basit. Drop, az önce yaptığı dropkick de basit ama en azından 20 yıl sürmüyor. Anlatabiliyor muyum? Direkt sadede geliyoruz. Bu DDT gibi. Çok güzel bir DDT. Belki de Aleister Black'i yenmesinde yardımcı olan hareketlerden bir tanesidir geçen hafta. Roddy Piper cevap vermeye devam ediyor. Çok sert bir şekilde fırlattı Shane O'Mac. Kendini iplerden uçarken buldu yani, öyle diyeyim. Ve hayırlısı diyeyim, bölümün ilk count'unu başlattı hakem. Her maç dışarı çıkmasak olmuyor. Oo, Shane'den çok güzel taktiksel bir yumruk gelecekti.
Başlatma taktiğine dedi. Oo, al sana taktik işte. Çok güzel şeyin. İleri geri oluyordu ama bir crossline'da oturdu yani. Gerçekten oturttu. Gerçek anlamda hani. Shane ama çok şaşırtıyor beni. Bakın saniyesinde ayaklandı yani o crossline'dan sonra bile. Ve Shane coşmaya devam ediyor. Aa, DDT yapacaktı bu sefer, Divorce Cord'la kurtuldu. Roddy dedi ki aynı hareket bana iki kere sökmez. Ama kendi köşede buldu şimdi bir crossline sırtına. Roddy 2.80 yere yığıldı. O Shane ittirdi. Pardon, Roddy ittirdi Shane'i. Ve o Roddy'den yine sert hareketler geliyor. Yani maçı kazanmak için elini kirletmekten çekinmiyor diyebiliriz. Roddy Piper. O Shane çok çılgın bir şey yapacaktı, yakalandı. Randy gayet mutlu bu durumdan. Oo, çok güzel. Geçen haftaya damgasını vuran hareketlerden bir tanesiydi o Bulldog. Hemen sonrasında, zaten kısa bir süre sonra rakibini bu hareketle yakalamıştı ama Shane yakalanmayacak. Shane'den reversal, non-stop champion. Devam ediyor dominantlığına. Rakibini köşeye attı şimdi. Bu hareket Aleister Black'i tuş etti. Tekrar söylüyorum, Aleister Black'i tuş etti. The Dutch Destroyer. Roman Reigns'i yenmiş adam, Big Show'u yenmiş adam bu harekete tuş oldu. Roddy Piper da bunu yerse geçmiş olsun. Tekrar son duasını etti. Galiba Shane McMahon coast to coast yapacak. Ve non-stop championship asla elinden gitmeyecek Shane McMahon'ın. Hemen bakıyoruz, tuşa gitti. 1-2. Hayır. Görünüşe göre zamanlaması bu kadar. Bu sefer iyi değildi yani. Büyük ihtimalle maçın daha ilerleyen dakikalarında yapmalıydı o hareketi. Hayatta kalma şansı verdi dolayısıyla Roddy Piper'a. Peki bunu değerlendirebilecek mi Piper? Yoksa Shane McMahon'ın başka bir yani şeyi mi olacak, nedir? Nerense aklıma gelmiyor. Kölesi diyeceğim de değil ya. Suçlunun tersi hem masum da değil. Hayda, yine Türkçeyi unuttuğum bir bölüme hoş geldiniz. Kurban, kurban. Yoksa Shane McMahon yine kurban mı edecek yani? Neyse, o kadar uzun sürdük, her şeyi unuttum. Bir dakika, önemli bir detay var burada. Kero Wrestling tarihinde ikinci kez görüyoruz bunu. Roddy Piper köşeyi söktü. Tam hatırladığımız gibi güreşiyor ha. Az önce de dediğim gibi elini kirletmekten hiç çekinmiyor. Çok güzel bir backdrop. Back suplex alırsa. Hakem köşeyle ilgileniyor bu arada. Galiba demiri kapadı gibi gözüküyor. Aynen, demiri kapamış. Ha, şimdi güvenli köşe. Radin'in planı işe yaramadı ama bu Bulldog işe yarayacak. Ve şimdi tuşa gidiyor. Bayağı sert bir hareket bu Bulldog. Peki Shane'i alt etmeye yetecek mi? Yetmeyecek. Shane McMahon'dan 2 dakika out. Ve Roddy Piper inanamıyor. Ne yapacağım diye düşünmeye başlıyor. Ki sanırım çözümü ve cevabı bulmuş. Piper yakaladı bu sefer. Sleeper hold. İplerden uzakta. Shane McMahon tüm canavliyle kaçmayı başardı. Çok güzel bir jawbreaker. Ve eski patronun oğlu şu an coşturuyor rakibini. Ama bayağı hasar vermiş gibi gözüküyor Roddy'nin o sleeper hold'u. Gördüğünüz gibi bir tekmeyle adam bildiğin yıkıldı. Bildiğin yıkıldı yani. 1-2. 2 dakika out. Tuş olacak kadar canı gitmemiş. Hala kendinde yani. Bakalım. McMahon hayat belirtileri gösteriyor. Bir yumruk. Çok güzel yakıldı. Angle slam. Angle slam bir kez daha ve McMahon köşeye çıkıyor şimdi. Amacı ne? Yoksa ahoo, shooting ama hayır, shooting star press'i yapamadı. Roddy dizlerini kaldırdı. Şimdi yakaladı. Neck breaker. Oh, Shane'den reversal yine de. Oh, bir yumruk, bir tane daha yumruk. Shane coşturuyor. Çok ağır darbeler alıyor Roddy Piper. Buna dayanabilir mi? Bir tane de yumruk şimdi Piper'dan. Yakaladı. Çok sert bir diz darbesi ve Shane acı içinde kıvranıyor. Belki de bu maçı bitiren darbeydi. 2. Hayır. Shane. Oh, Mac. 2.99 dakika out yaptı.
Ve kalbim yerimden oynadı yani. Kalbim yerinden oynadı. McMahon arm drag yaptı. Hala bu maçı kazanabilir. Ama bir tane daha reversal yedi. Durumu çok vahim. Durumu çok vahim. Eyvah eyvah, bu maçta ikinci kez. Sleeper hold. Sleeper hold. McMahon için uyku vakti mi? Hayır. Bir kez daha John Breaker'la kurtulacak. Ne yapması gerekiyor abi Piper'ın? Shane O'Mac'i yenmesi için. Boom DDT. Geçmiş olsun. Bir. Bir de kick out. O sert DDT'den sonra bile bir de kick out geldi ama bir dakika. Eğer McMahon bu hareketinde başarılı olursa bir de kick out gelmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Bir kez daha deniyor. Shooting Star Press bu sefer başarılı. Non-stop Champion başarılı. İki. Hayır. Hayır. Ve hayır, Roddy Piper hala hayatta. Beyler bayanlar, bu Kero Wrestling'in ilk maçı daha. Onat'ın ringi hala boş, atsın arasını satayım. Bu kadroyla yenmesi kolay tabi. Lan Shane McMahon ile Roddy Piper şu an 5 yıldızlık maç yapıyor. McMahon Triangle Chokehold yaptı. Triangle Chokehold yaptı. Ve pes eden burada Roddy Piper olursa gerçekten çok şaşırırım. Roddy ölmüş durumda, Shane çok yorulduğu için bıraktı. Beyler bayanlar, yani hepiniz eminim benim gibi Roddy Piper'ın Shane McMahon'ı pes ettirmesini bekliyorsunuz. Ama bunun tam tersi olabilir daha az önce. McMahon her hafta daha da güzel performans sergiliyor. Ben alkışlamak istiyorum kendisini ayakta. Yani ve doğru konuşmam gerekirse de kendi silahı. Kendine iş oldu şu an ama Roddy hemen ayaklandı. Keşke biraz daha satsa. Lar güzel olur ama neyse. Yani Shane McMahon ilk Aleister Black'i yendiğinde üzülmüştüm. Ama şu an hiç yani üzülmüyorum. Mutluyum. Pişman değilim o kadar. O kadar. Drop to hold. Çok sert üstü çakıldı iplere doğru. Kolu da bayağı gerildi orada. Kolunda sakatlık mı var acaba? Biliyorsunuz Drew McIntyre'ın kolu kırılmıştı ilk bölümde. Yoksa McMahon de McIntyre'ın peşinden gidecek. Oho! Çok vintage, eski bir güreş stili görüyoruz şu an Roddy'den ki bu bizi şaşırtmamalı zaten. İkisinin de kafası kanıyor lan. Roddy'nin ne ara kanamaya başladı? Hiç fikrim yok. Ringin içinde buldu kendini Roddy. Hemen tuşa gidiyor McMahon. 1 2 2 de kick out gelecek. Roddy Piper'dan. McMahon. Bir tane daha DDT kanaya kafasına ve sanırım Piper'ın kafası iyice kanıyor. Üçüncü kez deneyecek. Ve eğer bunu yaparsa bu maçı kazandı beyler. Ve bayanlar. Yapamadı. Yapamadı Roddy son bir enerjiyle. Son nefesiyle reverse'de o hareketi yakaladı McMahon'ı. Ringin ortasında yine McMahon'ı kaçacak hiçbir yeri yok. Çok sert bir sleeper hold. Ve McMahon. McMahon goes to sleep. İşte kazanırız. Ve yeni non-stop champion'ınız. Roddy Piper. Gözlerime inanamıyorum. İkisi de çok yaşlı olmasına rağmen Piper özellikle bütün genç güreşçileri taş çıkardılar. Kero Wrestling'in ilk maçı 5 yıldızın altında bir maç değildi. Yani ne desem az. Ne desem az. Roddy şampiyonluğu aldı. İnanılmaz bir maçta aldı. Yalnız haftaya değil, hatta pay-per-view bu cumartesi 22'sinde. Ve adamın yüzüne bakın yani. Pay-per-view'e kadar kendine gelip koruyabilecek mi yani? %100 olabilecek mi bilemiyorum. Çünkü beyler bayanlar, rakibi çok güçlü olacak. Ve rakibi kim falan diye merak ediyorsanız da şimdiki maçımızda belirleyeceğiz. Gecenin ikinci maçında geri dönüş yapabilirler diyeyim. Neden? Çünkü bu maçta Kero Wrestling şampiyonluğunun peşinden gidip de ayağa takılıp düşen insanlar var. İki kişi var. Bunlardan bir tanesi Shawn Michaels. Triple H'e yenildi
Ben beklemiyordum, Michaels'ın yenmesini bekliyordum. O kadar güzel performans sergilemişti ki çünkü. Ama yenildi. Bu oldu. Bu gecenin main event'i bu arada Triple H vs EC3. EC3 de birini yenerek bu main event'e geldi bu arada. Kimi yendi? Ahanda bu adamı yendi. Bu maçın kazananı Non-Stop Championship maçına çıkacak Bad Blood'da. Ve rakibinin kim olduğu da belli oldu tabii ki. Rowdy Roddy Piper'ın. Yani olacak. Ya Cian Almas ya da Shawn Michaels. Geçen maçın sonunda da dediğim gibi iki şekilde de işi zor Piper'ın. Ama o gelecekte. Şimdi biz önümüzdeki maça bakalım. Şu anki maça bakalım. Andrade Cian Almas, Shawn Michaels, bir dream match. Ve Care Wrestling'de. Bakalım nasıl bir şey ortaya koyacaklar. Yani Shane'le Roddy'yi geçmelerini beklemiyorum. O biraz zor. Ama yaklaşırlarsa bile büyük başarı. İnsanlar HBK'nin arkasında pek de şaşırmadığımız gibi bu maçta bulunacak kişi Cian Almas olur ama Shawn Michaels böyle şeyler yaparsa yani bilemiyorum. Bu değişebilir. Michaels tekrar şimdi Conor'a tuhaf yapacak bu ikisi. Bileğine ağır hareketler yapıyor Michaels. Tabii ki de Andrade Cian Almas da armut değil. Wow, armuttan çok daha fazlası Shawn Michaels'ı bu alışverişte. Alıcı taraf yaptı yani. Ya da verici taraf. Bakış açınıza göre. Şimdi Michaels hızı kesmiyor. Çok güzel bir atomic drop. Kim olursan onun işe yarayacaktır. Ooo, bu tekme de. Asıl bu tekme kim olursan onun işe yarayacak. Diğeri kadın olursan çok da bir şey olmuyor. Ama o tekme de direkt nefesin kesiliyor. Görüyorsunuz. Ama Cian kendine gelmiş gibi gözüküyor. Şimdi Michaels'ın karnına vuruyor. Biraz da senin nefesin kesilsin diyor. Sert bir tekme gelecekti Michaels'dan reversal. Bir kez daha ayrışıyor. Bu sefer köşede buldu kendini Cian Almas ve çok güzeldir. Flying forearm. Oh, ıskaladı Michaels. Dirsek atmaya devam ediyor. Yumruğu yedi yalnız çenesine. Kendini köşede buldu şimdi. Oo, köşeye çarptı. Ve köşeden sekti bile diyebiliriz. Bir tane tekme şimdi Michaels. Michaels Kiwi Crusher'da yedikten sonra gövdesine iyice ağır darbeler almaya başlıyor. Tabii ki de bu hem kafaya hem gövdeye çalışan bir hareket. Kiwi Crusher. Oo, kafaya çalışan hareket demişken. Güzel bir tekme. Çok da güzel bir elbow. Ve şimdi Gutbuster. İki rakip de daha çok kafasına çalışıyor gibi gözüküyor. Karşısındakinin. Gövdesine daha doğrusu. Bakalım. Strateji. Ooo. Andrade Cian Almas. Biraz zamanlaması kötüydü. Güzel zamanda yapsaydı ama efsane olurdu. Tranquilo diyecekti. Michaels otur aşağı dedi bir elbow drop'la. Şimdi bir tekme. Biraz daha yükseğe alsaydı switching music bile olabilirdi. Çok dikkat etmesi lazım Andrade Cian Almas'ın. Güzel bir powerbomb şimdi. Shawn Michaels. Universe Mode başından beri dediğim gibi. Yani her ne kadar gerçekten aslında Survivor Series dışında bütün önemli maçlarını kaybetti ya Michaels. Ama oh! Oh! O tokat. Bilemiyorum, bu maçı bir şekilde kazanabilirse özellikle o tokattan sonra kariyerini toparlayabilir. Olması gereken yere gelebilir Michaels. Ama görüyorsunuz ki Cian Almas bunun olmamasına olmayacağından emin olmak için elden geleni yapıyor. Oo, bir yumruğu yedi, kendini dışarıda buldu. Michaels ne yapacak? Hakem bir de Michaels kalk diyor. Caressing, yeni Caressing Special bu sanırım bu arada. Herkes yapıyor çünkü çok güzel bir crossbody geldi. Ve şimdi Cian Almas galiba kendini ringin içinde bulacak. Michaels da girdi hemen arkasından. Büyük bir hareket planlıyordu ama Almas durdurdu rakibini. Çok önemli bir zamanda. Şimdi Michaels durmasını istiyor ama Cian durmayacak, uçuracak Michaels'ı. Cian Almas hava limanına
Hava yollarına hoş geldiniz. Oo. Ve şimdi tekniği falan bıraktı. Sert yumruklar üzerine bir tuşa gitmek istedi. 2'de kick-out yapacak Michaels. Bu ilginç. Ben biraz daha erken kick-out yapar diye düşünmüştüm. Çok hızlı bir şekilde köşeye çıktı. Siyan almaz. Döndü arkasını. Oo! İnanılmaz bir shooting neydi ya, unuttum. Spinning moonsault gelecekti. Michaels yoldan kaçtı ama bundan kaçamadı. Neyse ki kurtardı kendini. Güzel bir DDT Shane McMahon'a daha önce başarı getirmiş bir DDT'dir o. Ama Michaels için aynısını söyleyemeyeceğiz şimdi. Siyan Almas aldı Michaels'ı. Attı köşeye. Uh-oh. Dragon Screw Leg Whip'le yerde buldu kendini Siyan Almas ve çok daha kötü bir hareketle yerde bulacak birazdan. Michaels hazırlıyor. Tuning up the band. Sweet Chin Music. 1, 2 ve hızlı bir son ile karşı karşıya kalacağız. Şu an Michaels o kadar iyi yenermişçesine yendi gerçekten Andrade Siyan Almas'ı. O kadar iyi böyle yenmişti. Okey, madem bu kadar güçlü yendi o kadar iyi, o zaman Michaels'dan ödün, hani Michaels ödünçü vermez diye, ödün vermez diye düşünmüştüm. Öyle olmadı. Shawn Michaels, yani dediğim gibi Survivor Series dışında çok da başarılı olmadı aslında düşünce. Ama Survivor Series o kadar başarılı oldu ki. Umarım o başarıyı tekrar yakalayabilir. Yani. Bakacağız. Kesin olmayan bir sürü şey var. Ama kesin olan şey şu. Pay-per-view'de, Bad Blood'da Roddy Piper versus The Heartbreak Kid Shawn Michaels Non-Stop Championship. Golden Era'ya geri döndük beyler bayanlar, onu diyebilirim yani. Eminim çok ilginç bir maç olacaktır. Ama şimdi diğer maçımıza geçelim. Ve sırada gecenin 3. maçı var. O maçta ise The Unrespectables takımının yarısı olan Randy Orton var. Hideo Itami ile Bad Blood'da Undisputed Era'ya karşı bir mücadele verecekler ki Tag Team Flag, Universal Flag kemerlerini Carolina'ya getirebilsinler. Ama tabii ki de sırf tag team olduğu için hani her hafta tag team maçına çıkarmak zorunda değilim. Randy Orton'u tek başına ısınma maçına çıkarmak istiyorum. Şöyle bir RKO'sunu hani daha sivrileştirsin. Ve genelde birine ısınma maçına çıkardığımda karşısına çıkardığım kişi çok bilinmez, çok popüler değildir. Ama potansiyel gördüğüm insanlardan bir tanesidir. Ve İşte bu adamda da büyük potansiyel görüyorum. The Mighty Don't Kneel. Yani güçlüler diz çökmez. Shane Thorne da Shane McMahon'la aynı ismi paylaşıyor. O yüzden inanın buna, Shane Thorne bayağı güçlü. Ama bunu gösterme şansı olacak mı Randy Orton gibi bir rakibe karşı? Ondan emin değilim işte. Hadi bakalım. Hakem sana kafam girsin diyor. Shane Thorne. Peki Randy'ye sokabilecek mi? Randy gayet hazır gözüküyor. Shane Thorne'un yeteneklerini dediğim gibi gösterebilmek için daha iyi bir yeri yok şu an. Ve göstermeye de başlıyor. İnsanlar Randy Orton'un arkasında olsa bile dominant olarak Shane başladı. Galiba bu çok kısa sürecek. Ve Randy şimdi çok sert bir yumruktan sonra maçı tamamıyla eline aldı. Hem de tamamıyla. Ve rakibine işkence etmeye devam ediyor Randy Orton. O Shane hemen ayaklandı. Aşırı çevik, aşırı hızlı birisi. Dolayısıyla Randy'nin aslında elleri dolu burada. Dediğim gibi Seth Rollins'e mesela antrenman maçı, ısınma maçı yaptırdım. Cedric Alexander'la yaptırdım. Hani dediğim gibi. Evet, Randy Orton kadar popüler olmayabilir Shane Thorne. Çok bilinmeyebilir. Belki overall olarak da daha
düşüktür. Ama kaliteli bir güreşçi olduğuna inanıyorum ve birkaç şans verdiğinde bu adamın büyük yerlere gelebileceğine inanıyorum. Tıpkı Cedric Alexander gibi. Dolayısıyla bu maçı görüyorsunuz şu an ekranlarınızda. Cedric Alexander'dan bahsetmişken, ooo, Randy'ne inanılmaz bir reversal. Vay arasını. Alexander'dan bahsetmişken bu arada beyler, şu anda Askik çok güzel. Hani başka bir şeyden bahsedemiyorum çünkü çok muhteşem şeyler oluyor maçta. Ama Alexander'ın da unutmadım. Kendisi bir non-stop championship maçına çıkacak. Dediğim gibi belki Bad Blood'dan sonra çıkan o olur. Yani garantisini veriyorum. Çıkacak, sadece ne zaman çıkacağının garantisini vermiyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi Randy Lutes Press yaptıktan sonra güzel bir diz zarvesi yapacak Shane Thorne'a. Knee drop. Bakalım yeterli olacak mı? Ooo, sıfırda kick out. Yani ben Shane Thorne'un yerinde olsaydım, hani sıfırda kick out yapabiliyor olsam bile sıfırda yapmazdım ki Randy Orton'u sinirlendirmeyeyim, ama Shane Thorne'un umurunda değil gibi. Çok güzel bir running hurricane run'a. Randy sana kafam girsin diyor. The mighty don't kneel deyip sonra diz çöken çılgın adam Shane Thorne. Nasıl yok? Yes, 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 yes. I'm core. I'm hardcore, big boy. Konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız Hasan? Bugün maç var ve ben yokum Bilgehan. Ne konuşacağız Hasan? İlk önce yumruklarımın tadına bakacak. Rakip olarak görmüyorum ben Samuray'ı. Turkish Power Wrestling, 21 Aralık Cuma günü saat 22.45'te D-Max'te. Shane Thorne'dan Warrior's Way. Thorne gerçekten iyi performans sergiliyor. Giyi geri geldi Randy Orton'a karşı. Yani o Rope Hang DDT'den sonra ben bu işin bittiğini düşünmüştüm ama Shane Thorne hala hayatta bir şekilde. Hatta hayatta kalması yani, bir tane daha inanılmaz sert clothesline. Hayatta kalmaktan çok daha fazlasını yapıyor Shane Thorne. Randy Orton'u yenebilir bile. Ama Randy Orton 2'de kick out yapacak. Randy Orton'un umudu hala var. Benim sesim gibi gitmiyor. Randy Orton'un umudu. Şimdi Shane Thorne terini sildi. Bu maç onda gibi gözüküyor. Bunu söylemek beni ya ne kadar şaşırsa da. Ama demiştim. Adamda potansiyel var demiştim. Aoo, bir kez daha yakaladı Randy Orton. Bütün potansiyeli sönecek birazdan Shane Thorne'un. DDT ve kafası kanıyor şimdi. Geçmiş olsun Shane Thorne. Eyvah eyvah. Randy Orton hazır. Randy Orton bekliyor. Randy Orton'dan RKO. 1-2. Hayır. Ne? Shane Thorne kick out yapacak hem de RKO'dan. Kafası bu durumdayken. Bu nasıl olur abi? Randy Hill'e de hiç keyfi bozmuyor. Bu iş bende diyor. Crossline. Bir tane daha crossline. Eğildi, Randy yakaladı. Power slam çok güzel. Ve Randy bu işi bitiriyor gibi gözüküyor aynen. Az önce olan bir mucizeydi. Bir istisnaydı. Bir kere olacak bir şeydi. Bir daha olacağını sanmıyorum Shane Thorne. Kafaya darbeyi yedi. Hideo. Hideo herhalde Randy Orton'u yönetmek için, menajeri olmak için geldi herhalde değil mi? Randy yalnız neden geldiğini bilmiyor gibi gözüküyor. Wow, Hideo! Shotgun knee strike! Hideo'dan shotgun knee strike! Shane Thorne'un şansı bu ama Hideo neden sırtından bıçakladı tag team partnerini? Bu neden oldu lan? 1, 2, hayır, Randy Orton'dan kick out gelecek. Ama maçın şu an en büyük hikayesi Hideo Itami. Kendi partnerini yani sırtından bıçakladı. Bad Blood'da tertemiz bir takımımız vardı. Luke Harper'la Bray Wyatt'i yendi bu takım.
Ama Hideo şu an her şeyi çöpe fırlattı abi. Randy Orton o hareketi ödeyecektir. Şu an evet. Önündeki amacına döndü Randy Orton. Ve Shane Thorne'u bayağı evet. Gördüğünüz gibi. Yani geçiriyor. Neyden geçiriyor? İsmi aklıma gelmeyen şeyden geçiriyor. Şimdi 5. boyuta geçirecek çünkü Randy Orton'dan 2. kez ağır. K.O. 1, 2, 3 ve Randy Orton yenecek. Ama kafalarda soru işaretleri büyük. Kafalarda soru işaretleri büyük. Yani neden Hideo böyle yaptı? Vay Hideo vay yani. Wow! Görüyorsunuz bir daha Hideo. Uzaylıymış sanırım. Ama Randy Orton yendi günün sonunda. Ama gördüğünüz gibi çok da mutlu değil bu konuda. Yani %100 sevinemiyor kazanmasına çünkü yani o Hideo'nun yaptığı hareket eminim Randy'nin kafasında da soru işaretleri oluşturmuştur ama şimdilik sadece kutluyor Randy Orton. Bad Blood'a çok az kaldı. Bu hafta Bad Blood oluyor biliyorsunuz zaten. O yüzden Here Comes the Pain. Bugün ısıtıyoruz ya. Kalbimizi ısıtıyoruz açıkçası. Brock Lesnar'ı da ısıtıyoruz. Çünkü geçen hafta belli olan bir şey bu. Brock Lesnar Universal Flag kemerinin peşinden gelecek Bad Blood'da. Drake'a karşı maça çıkacak. Dolayısıyla antrenman yapması gereken bir şey birisi varsa, ısınması gereken bir şey varsa o da Brock Lesnar. Dolayısıyla karşısına ilginç bir rakip koydum. The Miz. Bana zaten haftalardır geliyordu, yalakalık yapıyordu falan filan. Dedim ki iyi tamam ya, git başımdan, sana hemen maç veriyorum. Çok güzel, çok büyük bir şans vereceğim sana dedim. The Miz'i çağırdım. Brock Lesnar karşısında. Şimdiden iyi şanslar demek istiyorum. Hadi bakalım Miz'le gelsin. Brock Lesnar bir ısıtsın. Ne? Ne oluyor? Ne? İnanmıyorum. Ne? The most electrifying man in all of sports entertainment. The Rock. Onat'ın renginin en iyi adamı şu an Kero Wrestling'de. Miz'e ne oldu? Galiba The Rock Brock Lesnar'la kapışacak. Beyler bayanlar. Ayakta duramıyorum, dizlerim öyle bir titriyor ki şu an. Onat'ın renginin bir numaralı adamı geldi. Universal Flag Champion. Şu elinde ama şu tipe bakın, şu yürüyüşe bakın. Aman Allah'ım ne yapacağım ben? Lesnar'ın başı çok, çok büyük belada. Aman Allah'ım. Drak geldi Kero Wrestling'e beyler bayanlar. Brock Lesnar'a karşı ne yapacak? Suplex City diyor insanlar. Evet, Bad Blood'da olacakları birebir. %100 bunlar olacak Bad Blood'da ve şu an görme şansına erişiyoruz. Kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Görüyorsunuz Lesnar tıpkı Bad Blood'da yapacağı gibi rakı resmen yok ediyor şu an. Köşeye attı. Oho, bir diz darbesi. Bir diz darbesi. Drak geri geliyor. Drak geri geliyordu. Boss Electrifying. Lesnar bu yani kemer bizde yani. Drak rezil olacaktın madem. Niye iki kere rezil olmak istiyorsun ki? Drak Thunder Reversal. Drak Thunder Reversal. Oh, Lesnar da reversal yalnız. Bir tane cross var. Hayır, Rakine reversal. İnanmıyorum. Boy kısa olmasından ve Rakine görüyorsunuz 5 yıldızlık maçlar çıkarıyor. Kariyerindeki tüm maçlarıyla aynı az aslında yani yaptığı şeyler. Şimdi Lesnar kaldıracak Rock'ı. Ooo, sert sert darbeler Brock Lesnar'dan. Lesnar şimdi yakaladı. Rock'ı bir powerbomb. Bir tane daha. Ve bir tane daha. Ve Rock. Rock bir knockout görüyoruz. Kero Wrestling tarihinde bir ilk olabilir bu. Drak devam edemiyor. Bir F5 bile gerekmedi Rock'ı yenmek için. Ve inanın bana Bad Blood'da da sonuç böyle olacak. Buna sonuna kadar inanabilirsiniz. Brock Lesnar. Erkekler. Universal Flag Championship kemerini ahanda buraya getiriyor. Kero Wrestling'e getiriyor. Tekrar diyeyim, Drak burada seni yok ettik. Bad Blood'da da
Here comes the pain. Bela Kero Wrestling tam gaz devam edecek ama çok önemli bir gelişme kaydettik. Hideo Itami Twitter'dan bir açıklama yaptı. Ve dediğini Türkçe'ye çevirecek olursak ortaya şuna benzer bir şey çıkıyor. Gerçekten de benden bir yılana güvenmemi mi beklediniz? Yapılması gerekeni yaptım ben. Gereksiz ve anlamsız bir tehlikeden kurtuldum. Yani sinek beni ısıramadan ben sineği ısırdım. Bad Blood'a gelecek olursak. O Universal Flag Tag Team şampiyonluklarını Kero Wrestling'e çok ama çok daha iyi bir partnerle getireceğim. Diğer bir deyişle The Respectables, Randy Orton ve Hideo Itami'nin oluşturduğu takım yerle bir oldu. Şimdilik Randy Orton Bad Blood'da yok ama Itami Bad Blood'da Tag Team şampiyonluk maçına çıkacak ve yanına yepyeni birini alacak ve onun sözlerine göre çok ama çok daha iyi biri olacak bu Randy Orton'dan. Acaba diyor ne planlıyor? Kimle anlaştı? Artık bunu öğrenmenin tek yolu Bad Blood'ı beklemek. Hadi şimdi Kero Wrestling'e devam edelim. Hello everyone, it is time for the main event of the evening. Farkındayım, bu bölümde çok Türkçe konuşamıyorum. Her bağırdığımda sesim kısılıyor ve inceliyor. Ama bu Kero Wrestling'in geleceğini belirleyecek maçlardan bir tanesi. Çünkü bunun kazananı Bad Blood'da Seth Rollins'e karşı Kero Wrestling Championship maça çıkacak. Onlardan bir tanesi Triple H olabilir veya rakibi EC3 olabilir. Triple H buraya Shawn Michaels'ı yenerek geldi. EC3 ise siyahını alması zaten gecenin ikinci maçında, hatta en kötü Türkçe konuştuğum maçında söyledim size bunu. Bakalım. EC3 Seth Rollins daha önce görmediğimiz bir maç sanırım tarihte. Triple H ile Seth Rollins daha önce yüzleşti biliyorsunuz. WrestleMania'da yüzleşmişti zamanında. Vince McMahon'ın şirketi benle ona te vermeden önce. Yani ama onun üzerinden uzun zaman geçti diyebiliriz artık. Triple H çok daha dikkatli, çok daha güçlü, çok daha hazır gözüküyor Seth Rollins'e karşı. Askanı sözünü çalmak gibi olmasın ama yani nobody is ready for Seth Rollins demek istiyorum. Yine de bizi şaşırtabilirler. Roman Reigns birçok sıraya gitti sonuçta. Her ne kadar üstünde çok durmak istemesem de bu gerçek. Ve zaten o çok sıramdan sonra Reigns'e ne olduysa abi. Hani o çok sıramiydi. Adamın kariyeri dümdüz yukarı giderken yani dümdüz dimdik aşağı inmeye başladı, öyle diyeyim size. İlginçti yani. Kane ne yaptı oğlum? Bence Kane bir illegal bir şey kullandı böyle. Çok slam yapacakken eline böyle bir uyuşturucu sürdü. Hop yakaladı Roman Reigns'i böyle. Roman Reigns'in burnundan falan yakaladı. Roman Reigns hani mecburen çekti bütün uyuşturucu içine. Ya bence o günden beri Reigns hani eski haline gelemiyor. Ben İsviçreli adamlara hani o kadar para döktüm. Reigns'in problemini çözdük. Losemisini. Belki de o uyuşturucu Reigns'i tekrar zayıflattırmıştır. Evet. Türkçe. Neyse. En iyisi bu konu üstünde daha yorum yapmayayım. Çünkü yaptıkça Türkçem kötüleşiyor görünüşe göre. Maça konsantre olmaya çalışayım. Ve Kero Wrestling'in en yeni üyesi. The One Percenter. EC3. Şu karizmaya bak. Şu fiziğe bak. Bu adam şampiyon olmak için doğmuş. Ve eğer Triple H'i yenerse de amacına bir adım daha yaklaşacak. Ama bir o kadar da uzak olacak amacından. Çünkü Triple H'in girişinde de söylediğim gibi nobody is ready for Seth freaking Rollins. Hadi bakalım. Maç başladı. Triple H çok güzel bir neckbreaker'la yere indirdi Ethan Carter the Third'ı. Ama Ethan'dan reverse. Ooo! Çok güzel bir dirsek darbesi. İnsanlar Triple H'in arkasında. Carter ama Triple H'i durdurmak için elinden geleni yapıyor. Çok güzel bir eye rake. Ooo! Tıpkı Roddy Piper gibi bu gecenin başlangıcında. Yani elini kirletmekten çekinmiyor. Roddy
pardon EC3 bu maçı kazanmak için, ama kazanabilecek mi o ayrı bir soru, o ayrı bir sual. Bakalım Triple H aldı. Hop, kolunda geçirdi. Çok güzel bir suplex. Starling suplex, hem de uzata uzata yaptı suplexi. Şimdi artistliğini de yapıyor Triple H. Bu maç bende diyor. Bu yumruklarla devam ederse maça. Onda olur ama Ethan çeviklik gösterdi. Ve nasıl güreşileceğini de gösteriyor şu an Triple H'e. Çok sert bir hamle. Triple H ne uğradığını şaşırdı. Kendine gelmeye çalışıyor. Ethan izin vermiyor. Tekme üstüne tekme üstüne tekme. Bir tane daha. Triple H acı içinde. Ama sürekli ayağa kalkıyor ve sonunda ringten kaçtı. Gel ulan gel içeri diyor. Yalnız taunt'u çok uzun sürdü Ethan'ın. Umurunda bile değil. Reversal çaktı. Aldı omuzlarına one percenter mı? Hayır. Hayır. Belki de erkenden bir bitirici hareket görürüz demiştim. Olmadı. Gördük lan. Bitirici olmasa da signature hareketi Triple H'in. Bir. İki. İki dakika out gelecek Ethan Carter'da third'den. Yalnız Triple H çarpılmış gibi görüyorsunuz kolunu. Bu maçı hemen bitirmek istiyor abi. Bitirebilecek mi? Pedigree'ci tekmeyi attı. Bol pedigree yapacaktı. Ethan'dan çok güzel bir reversal. Bütün ağırlığını verdi ve pedigree'den kurtuldu. Short arm clothesline. Şimdi Triple H'i kaldırıyor. Ethan Carter da 4. Bu maç gerçekten çok hızlı bitecek gibi gözüküyor. Çok güzel bir hammerlock DDT. Yani Dean Ambrose'un eski 4'ü dizi bile diyebiliriz. Şimdi ooo, çok yani sesini duydunuz o tokadın. Ooo, bu EC3'nin sırtı yere çarptığında çıkan sesi de duydunuz. Acı içinde Triple H, yalnız keyfi yerinde taunt'unu yaptı. Yalnız şansı varken, fırsatı varken EC3'nin peşinden gitmesi gerekiyormuş gördüğünüz gibi. Çünkü bir saniye gözünü ayırdı adamdan ve şimdi tepede EC3 taunt'unu yapıyor gördüğünüz gibi. Ringin dışına çıktık. Count out var, normal birebir maç bu. Ooo, acaba EC3 herhangi bir şey duyabiliyor mu? Duyabiliyor mu? Umarım duyamıyordur. Özellikle benim spikerliğimi, Türkçe konuşamamı. Ama gördüğü kesin, çünkü çok güzel reversal'lar yapıyor EC3. Hayat kurtarıcı reversal'lar hatta. Hakem 3'te bu arada. Orada pedigree ilk defa o kadar hani kritik bir anda reversal'lendi. Unis mod 2019 Unis mod tarihinde. Ooo, John Cena'yı böyle yenmişti zamanında Triple H. Şimdi kendi silahını ona karşı mı kullanacak EC3? Harbiden kullanıyor olabilir, çünkü işte signature'ı geldi. Çok güzel bir STO. 1, 2 ve yeterli olmayacak. Daha sert bir harekete ihtiyacı var EC3'nin bu maçı bitirmek için, ama zaten biliyorsunuz. Eğer ilk maçını izlediyseniz Cena Almas'a karşı güzel bir hareketinin olduğunu biliyorsunuz. Peki yapma şansı olacak mı özellikle böyle crossline'lar yedikten sonra? EC3'nin başı büyük dertte. 1 2 kick out gelecek ve bu ikisi de gerçekten şu an çok eşit gidiyor. Ama hani bir tane büyük harekete bakar ya. Ve o büyük harekette EC3'den geliyor olabilir. Okay, front face lock yaptı. Headlock ve şimdi ipleri attı, rakibini kendisinin ringin dışında buldu. EC3 ve socket diyor Triple H. Hemen içeri sokacak sanırım. Yo, aklına farklı planlar var ama çok uzatacak. O yüzden Triple H'de kaçabilecek. Ethan Carter'ın third'ün ellerinden. O Beamer'ı gelecekti. Carter'dan güzel reversal. Triple H'den şimdi reversal. Hakem duyduğunuz gibi 3'te. Ooo, Triple H çok sert bir hamle yapacaktı. Ethan'den de çok kritik bir reversal gerçekten. O reversal'lar olmasaydı bu maçı çoktan kaybetmişti Ethan Carter the third. Hakem 5'teyken ringin içine attı kutsal sayı. Ve ooo, bakalım Carter şimdi 1% deneyecek. Yakaladı Triple H, aldı omuzlarına. 1% çok temiz bir şekilde yaptı. Triple H bundan kick out yapabilecek mi, yoksa Ethan Carter the third Bad Blood'a mı gidiyor? Gidiyor. EC3 1% finisher'ıyla, bitirici hareketiyle Triple H'i alt etti. İnanılmaz iyi bir performans kesinlikle. Triple H'in de hakkını vermek gerek ama yani Ethan o kadar güzel, bak işte maçın en büyük hikayesi bu zaten. Triple H yani zıpladı. Pedigree'yi yapmak için zıpladı. Oradan reverse edildi bir şekilde EC3.
Hani ve onun gibi bir sürü çok kritik reversal'lar yaparak bu maçta hayatı kurtuldu. Aynısını Seth Rollins'de yapabilirse, yani atıyorum mesela son anda curb stomp'dan kaçarsa veya hani Kingslayer'dan kaçarsa, yani Seth Rollins'in en büyük silahlarını etkisiz hale getirirse bir nevi, yeni bir Kero Wrestling şampiyonu görüyor olabiliriz. Bir yıldan beri ilk defa. Yani bir düşüneyim. Düşündüm. Yok. Bu senenin ilk, açıkça söylemek gerekirse, Seth Rollins'e ilk böyle tehlike arz eden challenger'ı olabilir. Ya da rakibi diyeyim genel olarak. Seth Rollins'e çok challenger, yok iki tane challenger oldu da. Yani kimse bu kadar tehlike arz etmiyordu, öyle diyeyim yani. Stone Cold Steve Austin bile bu kadar zorlamıyor. Yani bilmiyorum. AC3'den beklentilerim büyük diğer bir deyişle. Bakalım yüzümü kara çıkaracak mı? Yoksa yine Seth Rollins'e çok 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 alevli bir challenger mı görüyoruz? Bad Blood Pay-Per-View'ünde. Hep birlikte öğreneceğiz beyler bayanlar. 22 Aralık Cumartesi günü, saati belirli değil. Ama 5 ya da 7 gibi atarım herhalde. Bad Blood Pay-Per-View olacak. Hepinizi bekliyorum. Bu şovdaki gerçekten konuşamama durumum biraz fazlaydı normale göre. O konuda da özür diliyorum. Bazen hani bazen olmuyor. Bazen kötü günümde oluyorum. Böyle hatalar yapabiliyorum. Ama zaten yani dalga geçmeyi seviyorsunuz en azından. Kabul ettiğinizi düşünüyorum. Sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için bir kez daha. Kendinize iyi bakın. Ve Bad Blood'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.